Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyanlar ve kanalıma abone olanlar daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bilirler, bilmeyenler de yeni öğrensinler. Bir ödül olarak Kudüs'e yolum düştü, belki de çağrıldım. Daha önce de söylediğim gibi böyle kısmet oldu bana da çok şükür. Ve buraya gelirken biraz böyle çok fazla zamanım olmadığı için araştırmalar yapamadım. Ama genellikle rastladığım şöyle bir soru vardı. Onu sizlerle de paylaşmak istiyorum ki buraya gelmek isteyenler, belki çağrılanlar, belki bundan sonra çağrılacak olanlar için bir ön bilgi olsun. Şimdi geçiyorum. Neydi bu? Mescid-i Aksa ve Kubbet Üst Sahra arasında böyle farklar var ama ikisi de aynı yer sanılıyor. Halbuki değil arasındaki farkları size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de şaşırdım. Hep çünkü Mescid-i Aksa duy duyuyoruz. Hiç e, kubbet Sahra duyuyoruz. Ama ikisinin de aynı yer olduğu kanaatine daha çok varıyoruz. Bir algıda yanılma oluyor. Meğersem ikisi de farklıymış. Aynı yerdeler ama farklılar. Mescid-i Aksa ile kubbet Sahra her zaman karıştırıldığı için Şimdi ben bu videomu size hazırlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Ve farklarına gelince mescid Aksa ve kubbet Sahra günümüzde Harami Şerif toprakları üzerindeki bu iki yapıdan çatısı altın kaplama olan kubbet üst Sahra'dır. Çoğu kişi tarafından mescid Aksa olarak bilinir ve ziyaret edilir. Lakin gerçek mescid Aksa kubbet Sahra'nın hemen güneyinde yer alan yapıdır. İki önemli, dini yapının yapım yani inşa tarihleri de birbirinden farklıymış. Mescid-i Aksa'nın Hazreti Ömer döneminde inşa edildiği varsayılıyor. Ancak bu önemli yapının Hazreti Davut döneminde de ilk kez yapımına başlanmış olduğu biliniyor. Bazı İslami kaynaklara göre ise Mescid-i Aksa Hazreti Adem döneminde yapılmıştır. Hazreti Ömer döneminde yapımı tamamlanan Mescid-i Aksa daha sonraki süreçte Emevi halifesi olan Abdülmelik bin Mervan tarafından restore edilerek genişletilmiştir. İki önemli yapıdan bir diğeri olan Kubbetü Sahra Emeviler döneminde inşa edilmiştir. Hem Müslümanlar hem de Yahudilerce kutsal kabul edilen kaya üzerine yapılmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi göğe yükseldiği vakit onla birlikte göğe yükselen kaya parçası olarak bilinen muallak taşı üzerine inşa edilen kubbet üst sahra ortası kubbeli olan sekizgen biçimli bir yapıdır. Yahudiler ise Mesih'in yeryüzüne indiğinde bu kaya üzerinden insanlara sesleneceğine inanırlar. Kısacası bu iki önemli yapı arasında söylediğim gibi birden çok fark bulunuyor. Aralarındaki bu farklılıklar iki yapının da kutsal olduğu gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmiyor. Umre gibi kutsal mekanları ziyaret etmek amacıyla yapılan seyahatlerde de Kudüs'e gitmeyi planlayanlara Mescid-i Aksa ve Kubbet Üst Sahra'yı da muhakkak ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Umarım bu bilgilendirme size bazı faydalar sağlar ve beğenirsiniz. Tekrar hoşçakalın. İnşallah size de kısmet olur isteyen herkese.